Evet sayın seyirciler, şimdi bakın Atatürk'ün ne kadar önemli bir insan olduğunu şuradan söyleyeyim. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Niye söylenmiş? Böyle rezilliklerin artık her yere ulaşması nedeniyle söylenmiş. Efendim şimdi tabii sizin bir Adil Bey mücadeleniz vardı. Bu Adnan Hocacılar denilen cemaat mi, tarikat mı veya artık onlara modern tarikat mı demek lazım? Bilmiyorum tarikat aslında. Ne suç örgütü. Denir? Suç örgütü, tarikat evet. Falan, mafya örgütü. Yani bir taraftan da böyle bir yanı var diyorsunuz. Şimdi onlar da içeride bilmem kaç bin yılla yargılanıyorlar. Bazı şikayetleri de var. İşte adil yargılanmıyoruz, kötü muamele görüyoruz diyorlar. Siz de geçenlerde dediniz ki, bir yerlerde dinledim de, Veryans'ın TV'de miydi acaba? Evet, Veryans'ın'da şey yapıyorum. Güzel de bir şeydi. Evet. Oradaki arkadaşlarımızı da tebrik etmiş olayım. Özetle diyordunuz ki, nelerden şikayet ediyorlarsa hepsini yaptılar. Yani bu grubun böyle şeyleri oldu. Evet. Şimdi tarikatlarla veya işte kendine tarikat adı veren bu tür yapılanmalar aynı zamanda bir organize suç örgütü müdür? Evet. Bu kadar mı soru? Yani yoksa tarikatlar bir takım işte... çıkar örgütleri vesaire falan ama hani mafyavari hareketleri kullanmayabilir. Yani yoksa kullanır mı? Evet. Yani ikisi arasında yani tarikat denilen bazı yapılar aynı zamanda mafya gibi mi çalışıyorlar? Sizin söylediğinizden öyle anladım. Yoksa bu biraz abartma mıdır? Yani tarikat tarikattır. Yolsuz işler yapabilirler ama olayın mafyatik ilişkilerle şantajla, suç faaliyetleriyle, şununla bununla pek alakası yoktur diyebilir miyiz? Yani şimdi, Adnan Hoca özelinde konuşabiliriz ama bunu ben genel soruyorum. Evet. Yani. Şimdi soruya net cevap verebilmek için birkaç bilimsel tarif yapmam lazım, tanım tabii, yapmam buyurun, lazım. Yapın işte. Şimdi bunlardan bir tanesi çıkar amaçlı suç örgütü nedir? Organize suç örgütü nedir? Yani mafya nedir? Mafyanın tanımını yapmak lazım. Kitabi tanımdan bahsetmiyorum. Genel olarak bahsedeceğim konu şudur. Mafya, yerel güç odaklarının merkezi otoriteye, yani devletin otoritesine karşı direnişidir. Özeti bu. Genel olarak tanımı bu. Bunu aşağı doğru indirdiğimizde güç odağı olan her grubun, her örgütlü grubun faaliyete geçmesiyle birlikte mafya dediğimiz örgütler oluşuyor. Şimdi bu buradaki güç odaklarının tandansları önemli. Yani güç odağı neye göre güç odağı? İşte kimisi irticai tandanslı, dini esas almış. Kimisi siyasi fikri esas almış. Sağcısı, solcusu, Kürtçüsü gibi. Kimisi de bireyleri esas almış. Sadece çıkar amacı gidiyor. Sadece bireysel olarak ortaya çıkmış. Kabadayı dedikleri aslında kabadayı mabadayı da değildir. Onu da zaten konuşuruz. Şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz gruplar irticai tandanslı çıkar amaçlı suç örgütleridir. Yani tarikatlar özeline gelirsek, tarikatları açacağım ama Adnan Hocacılar örgütü 99 senesinde operasyon yaptık. O operasyona katılan ben başta Organize Suçlar Şube Müdürü o dönem olmak üzere İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'dan başlayarak o dönemde kim varsa İstanbul valisi, ben, benim altımda çalışan çocuklar, dönemin bunları yargılayan DGM başkanı, daha sonra diğer mahkemelerin başkan ve üyeleri, savcılar, hepimizin hakkında yüzlerce suç duyurusuna bulunurlar. Yani bu ne oluyor? Din kavramını din kavramını motif olarak alıp yani güç elde etmekte kullanıp ondan sonra bunu kendi çıkarlarına yönlendiriyorlar. Şimdi bu Adnan Hocacılar suç örgütü dediğimiz örgütün ana şeyi bu. Karakteristik özelliği bu. Belki Badeci Şeyh'te de aynısı söz konusu. En son şu
bir Nakşibendi şeyhi vardı. Küçük yaşta bir çocuğa cinsel tacizden tutuklandı. Belki o gruplarda da bu söz konusu. Bakın şimdi aslında tarikat yapısı ve tarikat olayları çıkan amaçlı suç örgütü müdür? Uzun yıllar, 5 yıl İstanbul Organize Suçlar Müdürlüğü'nün başında bulunan bir müdür olarak daha önce de mali şubede çalıştım. Yani örgütlü suçlarla ilgili oldukça çalışmış olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de lütfen çok az bir kesimi, yani %98, %2'lik bir kesimi kastetmiyorum. Nerede bir örgütlü yapı varsa orada hırsızlık vardır. Bunu iddia ediyorum. Apartman yönetiminde bile hırsızlık vardır. Bunu bile bile söylüyorum ve iddia ediyorum. Dolayısıyla %2'dir, %1'dir, %3'dür en fazla. Şimdi tarikatlarda, bakın öyle tarikatlar var, öyle... Hani tarikatın amacı ne? Din. Din Allah'ı bulmak, işte kitaba uymak. Ama bu değil mi yani? Bizim İslam açısından konuşuyoruz. Budur. Ya ben öyle insanlar biliyorum. Hiçbir tarikatla, tarikatla alakaları yok. Ama Kur'an talebeleri var. Birbirlerine Kur'an öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'den sohbetler yapıyorlar. Hiçbir şekilde birbirlerinden para almıyorlar. Para hiç geçmiyor oralarda. Evet. Bu yapılara hiçbir lafım yok. Bunlar tamam. Bunlar olsun zaten, var olsunlar. Bize de dua ediyorlar yani en azından. Ama ne zaman ki, ne zaman ki lüks otomobillere binmeye başlıyorlar, ne zaman ki büyük mal varlıklarına hükmetmeye başlıyorlar, ne zaman ki kıyafetler, yani ordu gibi kıyafet giyiniyorlar bunlar. Ay, bir tarikat yeşil sarık, bir tarikat kırmızı sarık, bir tarikat bilmem ne. Kadınlar da evet öyle. Bu paranın kaynağı nereden geliyor arkadaş diye sormak gerekir. Sormak gerekir. İşte o noktada oraya baktığınızda şunu görüyoruz. Biz şunu görüyoruz en azından. Uzman olarak diyoruz ki ha burada kesinlikle örgütlü bir hırsızlık, bir soygun var. Şimdi en hafifi yolsuzluktur bunun. En hafifi yolsuzluktur. Ama bu tür yapılarda, kast yapılarda örgütten ayrılamazsınız. Örgütten ayrıldığınız zaman başınıza iş gelir. İşte o şeyin babasını dövdükleri gibi en son Tokat'taki o şeyhte kızı için şikayet eden adamın öldürüyorlardı neredeyse. Linç ediyorlardı. İşte bu güç kullanmaktır. Bu mafyos yapıdır. Orası çıkar amaçlı suç örgütüdür. O örgüt. Bunun teşhisi için her bir örgüt için ayrı ayrı bakmak lazım. Ama dediğim gibi salt dini inancı için bu sadece Müslüman da olmayabilir. Her dinden olabilir. Dinsiz, ateist de olabilir. Sıkıntı yok. İnancı için bir araya gelmiş, bunun için sohbet eden, bunun gereklerini yapan insanlar kesinlikle bu tanımın dışındadır. Amaçları çıkar elde etmek olanlar, tarikat da olsa en azından yolsuzluk yaptıkları için çıkar amaçlı suç örgütüdürler. Evet ama şimdi mesela Çiftlik Bank'ta. Evet. Aslında öyle. Saadet zincirleri falan. Bunlar öyle. Bir zamanlar başka neydi o? Titancılar vardı. Onlar da o yani. O titancıları da ben aldım o paya sonra. Öyle mi? Şimdi tam söyledim. Birazdan belki Çakıcı'ya da geleceğiz. Ona benzer başka insanlar. Onlar yolsuzluk örgütleri. Dolandırıcılık temelli yolsuzluk örgütü onlar. Ama şimdi mafya evet çıkar amaçlı ama aynı zamanda silah kullanan, güç kullanan, insanları vuran, şantaj yapan, haraç alan, uyuşturucu kaçıran, hatta fuhuş organizatörlüğü yapan ya da yapanlardan haraç alan, onları koruyan yapılar. Bunlar tabii çok daha şiddetli olumsuz etkiler. Tabii silahlı mafya örgütleri ayrı kategoride. Dedim ya çıkan amaçlı suç örgütünün en hafifi yolsuzluk yapanlardır. Aslında en ağırıdır. Peki ama, devlete zarar verme açısından ama en hafifi diyelim yani. Silahsız demek istiyorum yani. Anladım. Evet. Ama mesela Adnan Hoca grubunda ki yapılanma sadece çıkar amaçlı mıydı yoksa silah veya şantaj vesaire falan kullanılıyor muydu? Kullanılıyor. Mafya örgütlenmesi. Yani aynen, hepsinde legal silahlar var. Bu silahlar kullanılıyor. Hatta operasyon yapıldığında çelik gerekliydi. Çocuk bir ateş ettiler. Çocuğu tam göğsünden vurdular. Eğer çelik gerek olmasaydı polis memuru şehit oluyordu. Tam kalbinin hizasından 2-3 tane yara aldı çocuk. Yani bu son operasyonlar. Hı hı. Çatışmaya girdiler yani polisler.
Aynı şey FETÖ için de söz konusu. Ben FETÖ'nün aynı zamanda organize suç özelliği de gösterdiğine inananlardan olduğum için, emin olanlardan olduğum için, ayrı siyasi amacı var, o ayrı. Ama organize suç özelliği, örgüt özelliği de gösteriyor. İşte Titan gibi yapılanması, saadet zincirleri, himmetler, şunlar bunlar falan açısından. Adnan Hoca'cılarda da, orada da legal silah, işte devletin polisi, silahlı polisi gitti Rus Büyükelçisini öldürdü. Şimdi bu, siz burada silahlı olmaktan neyi kastediyoruz? Legal veya illegal anlamda silahlı olmak. Adnan Hoca'cılarda tamam 100 tane silah bizim o zaman elde ettiğimiz var ama hepsi ruhsatlı. Ruhsatlı ama polis bastığı zaman da polise sıkabiliyorlar. Neden ruhsatlı? Çünkü bütün zengin çocukları onların yanındakiler. Veya dönemde en iyi yerde olan işte general çocukları, profesör çocukları, gazeteci çocukları gibi. Dolayısıyla buradaki silah kavramının illa illegal olması gerekmez. Bir de tabii işte biraz evvel zikrettiğiniz gibi organize suç örgütü kapsamındaki mafya grupları var. Onlar da tamamen silahlı gruplar. Onların sosyal bölümleri var, istihbarat birimleri var, ekonomik birimleri var, saldırı birimleri var. Onlar ayrı, isterseniz onları da konuşuruz. Genel olarak hani tarikat mafya mıdır cevap vermeye çalışıyorum. Evet, tarikat bu anlamda işte çıkan adamı dövdüğü anda mafyadır. Mafya örgütlenmesi, terör örgütlenmesi. Peki. Bir de şöyle bir ek yapabilirim belki. Tabii. Biraz önce Çiftlik Bank örneğini verdiniz ya. Çiftlik Bank'ın veya Titan Adil Bey'in operasyon yaptığı örneğini verdiniz. Şimdi onları öyle dolandırdığınız zaman yargılanıyorsunuz. Yani Çiftlik Bank'takinin aklı yok ki Çiftlik Bank yapıyor. Tarikat kurmadan bunu yapıyor. Tarikatların hepsi şu an Türkiye'de ana akım tarikat dediğim menzil diye hepsi müritlerinden maddi menfaat elde ediyor ve onları suistimal ediyor maddi olarak. Yani dolandırıyor. Ama Türkiye'de artık öyle bir durum var ki tarikatların fiili bir dokunulmazlığı var. Ve onlar müritlerini dolandırdıkları zaman, o saadet zincirini kurdukları zaman onlara dokunulmuyor. O parasını kaybediyor, gidiyor. Yani o tarikata özgür operasyon yapılmıyor. Yani çok İşte en büyüğü FETÖ'cülerdi. Yani polis memur, istihbarat şubesinin arabalarında toplanan paraları taşıyorlardı. Yani kamu görevlilerinden toplanan paraları. Evet, yani himmet diye toplanan devlet memurlarından, kendi mensuplarından aldıkları paraları resmi araçlarla taşıyorlar. O hale gelmiş bir örgüttü yani. Bu da biz atılmadan önce, 2003'ten öncesinden bahsediyorum. Sonrasından değil yani. Sonrasında arabalara sığmıyor olabilir artık paraları. Kesinlikle. Bankaları var. Online şeye geçtiler, evet. Tahsilatı. Evet,